Havalimanı İç Hatlar Lounge'dan merhaba. Bugün size İç Hatlar Lounge'u tanıtacağım. Daha önce Sabiha Gökçen'i tanıtmıştım ve İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Lounge'u tanıtmıştım. Şimdi de İç Hatları tanıtacağım. Hep birlikte bugün de burayı gezelim. Biraz bilgi vereceğim. Kimler girebiliyor, içeride nasıl zaman geçirebiliyorsunuz. Şöyle genişten alanı da size göstereyim. İstanbul Havalimanı'na geliyorsunuz. Ardından İç Hatlar Lounge'a özel yolcu dinlenme salonu diyebiliriz. Buraya giriş yapıp burada dinlenebiliyorsunuz. Şöyle salonun girişini size göstereyim. Buradan check-in'inizi yapıyorsunuz. Ardından biletinizi okutup salona giriş yapabiliyorsunuz. Biniş kartımı okuttum. Kapı açıldı ve içeriye gidiyorum. Yine maske kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Biniş kartımı okuttum. İçeriye girdim. Hemen sağ tarafta lavabolar var. Size bir şey göstereceğim. İbadet yapabileceğiniz ibadet odaları var. Burada mescit. Ve mescitte her şey düşünülmüş. Seccade var. Başörtüsü var eğer yanınızda yoksa. Ve bunlardan alıp ardından buraya girip namazınızı kılabiliyorsunuz. Abdest alma yerleri de gayet temiz ve ferah. Ben gezmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz daha önce Sabiha Gökçen'i anlatmıştım. Linkini buraya ekliyorum. Muhakkak izleyin. Bugün ben de aslında buraya ilk defa geliyorum. Çünkü ben genelde Sabiha Gökçen'den uçtuğum için buraya hiç gelmiyordum. İç hatlara bilhassa. İlk defa geldim ve sizin için şöyle mini bir gezi yapacağım. Sabiha Gökçen'den çok daha büyük burası. Ulaşımı da rahat. Yine de araçla gelmeniz gerekiyor diye biliyorum. Başka nasıl ulaşım yolu var bilmiyorum. Çünkü ben özel aracımla geldim. Size de burayı kısaca anlatacağım. Hemen girişte Sabiha Gökçen gibi burada da böyle bir içecek istasyonu var. Çaylar, kahveler, işte küçük minik atıştırmalıklar var. Onları da göstereceğim. Biraz salon rahatladı. O yüzden çekime şimdi başladım. İşte poğaçalar var, kek var. Sabiha Gökçen'deki hemen hemen aynı şeyler burada da mevcut. Dediğim gibi iç alan biraz daha geniş. Şöyle geniş alıyorum, yakına yaklaşamıyorum insanları rahatsız etmemek adına. Şimdi buraya kimler girebiliyor? Bu Sabiha Gökçen'i çektiğimde de çok gelen bir soruydu. Belki klasik, yani My Sense My Classic Plus'tanız, elitseniz buraya ücretsiz bir şekilde giriyorsunuz. Ama klasik kartınız varsa 150 TL ödemeniz gerekiyor. Şöyle size hızlıca bir içinden tur yaptıracağım. Ardından yine toplayacağım. Oturma alanları var, farklı oturma alanları. Böyle yine burada soğuk içecek istasyonları var, sıcak içecek istasyonları var. Kahve içebiliyorsunuz, çay içebiliyorsunuz. Ve sevdiğim bir başka ayrıntıyı daha size göstermek istiyorum. Yine burada da mini bir çocuk oyun alanı var. Sabiha Gökçen'de de çekmiştim sizin için. Şöyle yolculuk öncesi çocuklar için de rahatlamak adına böyle mini alanlar düşünülmüş. Şöyle geniş bir görüntü almak istiyorum. Dediğim gibi insanları rahatsız etmemek için yakına gitmek istemiyorum. Çocuklar da burada yolculuk öncesi gelip eğlenip rahatlayabilirler. Yine burada böyle ekranlar var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sağ taraftan da uçağa biniş için çıkabiliyorsunuz. Şurada da birçok ekranın olduğu televizyon yayınlarını takip edebileceğiniz bir duvar var. Ve uçağa binmeden önce de şu ekrandan uçuş bilgilerinize bakabilirsiniz. Ve buradan uçuş bilgilerinizi kontrol edip daha sonra şuradan uçağa gidebilirsiniz. Yine salonun farklı köşelerine sabah saatleri olması nedeniyle zannediyorum bu tarz kahvaltılıklar var. Çok çeşit yok. Dış hatlarla tabii karşılaştırınca ben dış hatlarda da bir vlog çekmiştim. Onun linkini de buraya atacağım. Onu da muhakkak izleyin. Burada böyle hafif aparatlar, atıştırmalıklar var. Dediğim gibi eğer iç hatlar yolcusuysanız ve biraz rahatlamak istiyorsanız uçuş öncesi buraya gelip hafif bir şeyler atıştırıp rahatlayabilirsiniz. Yine burada da biniş kartınızı okutup ücretsiz internet şifresi alabiliyorsunuz. Burada olduğunuz sürece de ücretsiz internetten Wi-Fi hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ben aldım şu an internetimi kullanıyorum. Yine Turkish Airlines'ın, Türk Hava Yolları'nın diğer hizmetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Kapı numaramın belirlenmesinin ardından transfer araçlarıyla şimdi uçağa doğru gidiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.